Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı üzerinize olsun. İnşallah zilletten, sıkıntılardan, darlıktan, güç yetmez imtihanlardan Allah'a sığınmak isterseniz. Bir de ilmim, bilgim çok olsun. Böyle konuştuğum zaman insanlar benim sözümü dinlesinler. Sözüm insanlara tesir etsin isterseniz size Allah Teala'nın esmalarından çok güzel bir tesbih öğreteceğim. Mübarek Rabbimizin 99 ismi var. Her birinin ayrı ayrı faydaları var. Ayrı ayrı esrar ve faziletleri var. Ah bir bilsek. Bugün ya Aliyyu ya Allah esmasını öğreneceğiz. Ya Aliyyu ya Allah. Ya Aliyyu ya Allah Celle Celaluhu. Ya Ali demek pek yüce demek. Ali. Aliyyül Ala diyorsun ya, çok yüce, çok yüksek anlamında bir tesbihtir. Şöyle bu duanın, tesbihin günlük adetlerini ve diğer faydalarını biraz açacağım mevzuyu, ama sizlerden evvela istirhamım, videomuzu bir beğenin şöyle. Kanalımıza abone değilseniz, hala niye abone değilseniz onu da anlamadım ama abone olun. Yorumlara birer tane ya Aliyyu ya Allah yazın, ben de duayı anlatayım size, tesbihi anlatayım. Kardeşler, bu ya Aliyyu ya Allah tesbihinin günlük zikir adedi 110'dur. Tesbih etmek istersek 110 tane bu ya Aliyyu ya Allah esmasını zikredebiliriz. Deniliyor ki bu ya Aliyyu ya Allah esmasını 110 defa zikretmeye devam eden Allah'ın izniyle zilletten kurtulur. Allah ona bol ilim verir hocam. İlmi, bilgisi, zihin açıklığı, Allah ona ihsan eder. Allah ona hayırlar verir. Bak, çocuklar var değil mi? Öğrenciler okula gidiyorlar, ders çalışıyorlar, sınavlara hazırlanıyorlar. Kardeşlerimize, bu yavrularımıza bizim dua etmemiz lazım. Ondan sonra bu ismi zikreden zilletten kurtulur dedik. Hor görülmez. Bu ismi zikreden hor görülmez. Kıymet verilir ona. Ona hürmet edilir. Bakın, ya Aliyyu ya Allah, ya Aliyyu ya Allah, ya Aliyyu ya Allah diye zikrederse bir Müslüman, onu gören herkes abi sever. Allah için sever. Gerçek söylüyorum. Onu herkes sever, sayar. Sözüne itimat eder. Onun sözü dinlenir. Ahlakı güzel olur. Kötü huyu, kötü ahlakı varsa gider. Biiznillahi teala. Kötü huylardan, kötü ahlaktan kurtulmak isteyenler. Bak, konuştuğum hikmetli olsun diyenler, kısmetim açılsın diyenler, kötü huylarımı bırakmak istiyorum diyenler, bu esmayı okuyun inşallah. Tamam mı? Bu ya Aliyyu ya Allah esmasını bol bol zikretmeyi unutmayın. Bunu okuyanların kısmetini Allah açar, kısmet kapıları açılır. Kötü huyu, kötü alışkanlığı varsa biter. Tertemiz, halim, selim, mis gibi bir insan olur Allah'ın izniyle. Bizler de ihmal etmeyelim değerli kardeşlerim. Şöyle anlattıklarımı faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara da birer tane ya Aliyyu ya Allah esmasını kardeşlerim okuyun. Allah Celle Celaluhu yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.